Günaydın Zeynep Hanım. Belli ki hiç kimseyi uyku tutmamış anlaşılan. Hepimizin sinirleri bozuk. Kahveleri ben getiririm. Siz geçin içeri. Şöyle güzel de bir kahvaltı hazırlarım ha. Güne iyi başlamak için güzel bir kahvaltı güç verir insana. Ne dersiniz? Boğu vereceğim o Ahmet'i. Hayır zaten başında Meltem belası var. Kadının karnı burnunda. Sen niye başka bir belaya koşarak gidiyorsun? Niye bizi rezil ediyorsun? Al Can işte okula gitmeyeceğim diyor. Ne yapacağız? Uğraş dur şimdi. Acaba kadını yakalatmak için mi böyle davran? Aman yok ya. O gizli saklı aşklara bayılır böyle. Bela kadın seviyor. Yani benden sonra öyle oldu. Ya şimdi düşünüyorum da ya bu adam o kadar monoton bir iş yapıyor ki. Yani günde 15 saat düşünsenize. Operasyon yapıyor yani. E belki yani böyle de şarj oluyor ne bileyim. Spor olsun diye bela çekiyor diyorsun. Yani ya şimdi kadınlar da pervasız anacığım yani. Hat hudut kalmadı hiç kimsede. Yani Arzu gibi bir kadın mesela. Yani almış başka bir kadının çocuğunu alıkoymuş senelerce. Böyle bir kadından ne beklenir? Kim bilir neler yapmıştır o adamcağıza. Ay yazık. Vallahi şimdi acıdım Ahmet'e. Ne kadar da mağdur. Hep de kadınlar tuzağa düşürüyor adamı. Ağlayacağım vallahi. Zeynep Hanım diyorum ki keşke sahip çıksaydınız eşinize. Yani siz elinizi eteğinizi çekince ya o da böyle yolunu kaybetti belli ki. Yani şimdi şöyle bir bakıyorum da keşke diyorum. Ayşe Hanım sizin kadınlarla ilgili engin fikirlerinizi dinlemeyi çok isterdim. Ama çocukları okula göndermem gerekiyor. E siz kahveleri getirirsiniz artık. Ya ben doktoru çok iyi anlıyorum. Ya o aşkı arıyor. Aynı benim gibi. Ama bulamayacak. Aynı benim gibi. Hadi bakalım okul saatin geldi. Gidip hazırlanacağım. Tamam. Aa uyandın mı sen? Hadi git giyin geliyorum. Sinan nerede? İşim var deyip çıktı. Aa bana haber vermedi. Zeynep. Siz ikiniz birlikte yaşamaya başlamışsınız sanırım. Benim burada olmam adamı geldi galiba. Gideceğim ben. Şöyle rahatsız olmasın. Hayır biz birlikte falan yaşamıyoruz. Sude'nin koruyucu babası oldu. Denetim falan olur diye burada kalıyor. Yani biz geleceğimiz hakkında pek net değiliz ama nikah günü alacağız tabii. Vallahi Allah. Neden ki anlamadım. Yani evlenecek misiniz evlenmeyecek misiniz? Oyun mu oynuyor bu adam seninle? Ya tamam neyse ne. Ya sen burada kal gözümün önünde ne olur. Bir de seni düşünmeyeyim şimdi. Yani Arzu'nun ne yapacağı belli değil. E Meltem zaten 10 metre yaklaşsan bağırış çağırış. Bizim arsada bir köy evi var orada kalırsın. Şapkanı önüne koy doğru dürüst düşün. Orası zaten öyle bir ev. Ben bugün hazırlatırım o evi. Burada yer içersin orada kalırsın. Çocukların da kafası rahat eder. Benim sana onca yaptığımdan sonra yani bana böyle kol kanat geriye olman beni gerçekten çok mahcup ediyor Zeynep. Ben sana böyle davranıyorsam çocuklar yüzünden. O senin hiç umursamadığın çocuklar var ya onlar işte. Umursamadığım çocuklar mı? Nasıl böyle söylersin? E umursasan böyle davranmazsın. Lütfen kendini tehlikeye atma. Ben artık huzurlu mutlu bir hayat istiyorum. Lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.